Arkadaşlar Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu biliyorsunuz. 2 saat hikayeyi anlatmaya hiç gerek yok. Zaten böyle bir niyetim de yok. Tablo belli. ile Galatasaray başladı ve 10. hafta geride kaldı. 10 haftada toplanan 20 puan var. 2 tane mağlubiyet var sergilenen futbol ne yazık ki hiç kimseyi tatmin etmiyor. Şimdi ben baştan beri bu Rikering aşısının tutmasını çok isteyenlerden biriydim açıkçası. Rikering tutsun istiyordum fakat her geçen hafta Rikerinke öyle yoğun saldırılar oldu ki hep umutsuzluğa düştüm. Umutsuzluğa düştüğüm için de Rikerinke destek vermeye gayret ettim. Yani adamı rahat bırakın, çalışsın, her hafta saldırmayın dedim. Fakat olmadı. Yanında da yardımcıları, dirayetli kişiler olmadıkları için her geçen hafta Rikerinke puan kaybetti, kan kaybetti. Şimdi burada eee asıl olan şuydu. Riker'in hata yapabilirdi ama yanındaki yardımcıları eğer lig tecrübesi olan, biraz e, kafalarında tilkiler dolaşmayan hocalar olsaydı Riker'in e faydalı olurlardı ve Galatasaray'ın içinde bulunduğu o sıkıntılı durumlardan, düştüğü sıkıntılı durumlardan kurtul kurtulma imkanları olurdu. Ama ne yazık ki bunların hiçbiri olmadı. Neden olmadığı konusunda da çok fazla e, yorum yapmak istemiyorum. Çünkü sizleri, bizleri, herkesi ilgilendiren şu anda Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum. Az önce de söyledim. Rikerin geldiği günden beri ha gitti, ha gidecek, Fatih Terim geldi. Bundan hoca olmaz bu çakma hoca. İşte altyapıya dönsün. Yok takımı Snyder yapıyor. Seni Snyder getirdi, o getirdi, bu getirdi. Yani adama söylenebilecek her türlü şeyler söylendi. E adam da ilk defa hayatında böyle üst düzeyde bir takım çalıştırıyor. O maçta hata, bu maçta hata, şurada yanlış burada yanlış. Her şey birbirine eklendi ve nihayet 10 hafta geride kaldı. Şimdi tablo son derece net. Galatasaray lider takımın 6 puan gerisinde. Ben bu 6 puanı hiç önemsemiyorum. Çünkü başkaları da önemsemiyor. Onlar da diyorlar ki nasıl olsa Başakşehir şampiyon olamaz. o halde bizim öncelikli hedefimiz Galatasaray'ı alaşağı edelim dediler. Nitekim bunu Fenerbahçe kanadı çok iyi organize etti. Medyayla vesaireyle, yancılarla falan gayet organize etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı da son derece uyanık tabi nasıl olsa bu sene Fenerbahçe'den bir şey olmaz düşüncesiyle işte sağda solda divan toplantılarında sürekli Galatasaray'a saldırdı. Yok işte bunların borçları var, bunlar battılar, bunlar Avrupa'da yoklar, şöyle böyle Galatasarayı bir şekilde yıpratmanın yollarını aradı. Bunda da başarılı oldu çünkü Galatasaray'da doğru dürüst bir yönetim olmadığı için bunların hiçbirine kimse cevap veremiyor. Sus pus olmuşlar, oturuyorlar. Onlar işte bir Riva e, Florya projesini geliştirdiler. Orada da zaten devletin çok büyük bir ağırlığı var. Yoksa bunlara kalsa bunların hiçbir şey yapması mümkün değildi. Bütün bunlar oldu proje gerçekleşti ama Galatasaray tepe takla gidiyor. Galatasaray aynı zamanda sadece futbolda değil, basketbolda da tepe takla gidiyor. Çünkü EuroLeague'de Galatasaray basketbol takımı yerlerde sürünüyor. 5'te 5 beş mağlubiyet aldı. Orada da e, facia bir durum var. Neyse ben orada Ergin Ataman sanki burayı toparlar. Galatasaray'ı belirli bir yere getirir diye düşünüyorum. Tekrar futbola dönelim. Futbolda şimdi olmazsa olmaz tablo nedir? E, bu içinde bulunan e, durumdan kurtulmak ve kısa sürede Galatasaray'ı derlemek, toparlamak lazım. Burada gördüğüm kadarıyla olmazsa olmaz bir durum var. O da şudur. Ya Fatih Terim gelecek ya Fatih Terim gelecek. Başka yolu yok. Yok başka yolu hakikaten yok yani. Şimdi diyeceksiniz ki beni bilenler bilir Sen Fatih Terim'e ağır eleştiriler yapan kişi değil miydin? Evet Fatih Terim'in artık bu dakikadan sonra Florya'ya gelmesini isteyebileceğim en son kişi olduğunu söyleyeyim. Ve yine bir itirafta daha bulunayım. Hani derler ya büyük lokmaya büyük laf etme diye ama ben Fatih Terim Florya'dan içeri girdiği gün o Galatasaray'la olan gönül ibremi donduracağım. Onu da size söyleyeyim yani. O ayrı bir dava. Çünkü ben artık Fatih Terim'den ne Galatasaray'a ne Türk futbolları hiç kimseye pek fayda geleceğini zannetmiyorum. Ama peki diyeceksiniz ki madem öyle düşünüyorsun da Galatasaray'ın başına neden ya Fatih Terim gelmeli ya Fatih Terim gelmeli diye söylüyorsun. Evet bunu neden söylediğimi hemen açıklayayım. Şimdi Fatih Terim önümüzdeki günlerde belli ki milli takımla yolları bunun bir şekilde ayrılacak. Ayrılacak kesin burada e, hiçbir endişe yok yani şimdi boşta olan bir Fatih Terim hoş boşta olmasa da ne yazar ya Fatih Terim eğer kafaya bir şey taktıysa yani ben Galatasaray'ın başına geçmek istiyorum diyorsa geçer. Kendine dedi orası dedi zaten benim kulübüm dedi. Medya içerisindeki yancıları, yalakaları, yağcıları el ele vermişler. Yani Fatih Terim hani derler ya demokrasinin kılıcı gibi duruyor diye. Fatih Terim böyle bu pozisyonda durduğu sürece, böyle olduğu sürece Galatasaray'da hiçbir hocanın tutunması, başarılı olması mümkün değil. Hele hele Rikerink'in, hele hele bu şartlarda Dursun Özbek'in başkan olduğu bir dönemde mümkün değil. e Para kaynakları da açıldığı gibi görünüyor. Fatih Terim bu kokuyu da aldı. Yani ben e, özetle şunu söylemek istiyorum. Şu anki içinde bulunan mevcut tabloda Galatasaray'ı Fatih Terim'den başkası kurtarmaz diyelim yani. Ha nasıl kurtarır? Geldiği zaman ne yapar? Onlar ayrı dava. Geldiği zaman en az 3-4 futbolcuyla Galatasaray'da yollar ayrılır. Başta Snyder olmak üzere. Ondan sonra ne olur takım, tarumar mı olur, devre arasında yine abuk subuk transferler mi yapılır onları bilemem. Ben Fatih Terim'in Galatasaray'a çok fazla bir şey verebileceğine artık inanmıyorum. Ama diyelim ki geldiği zaman verdi, verdi ben yanıldım. Buna e, dünden razıyım, yanılmaya da razıyım. Ama şu anki mevcut tabloda dediğim gibi Fatih Terim şurada duruyorsa buradaki Galatasaray teknik direktörü kim olursa olsun istersen Morino olsun başarılı olma şansı yok kardeşim. Adam orada durur ve sürekli sürekli vurur. Sürekli vurur. Öyle vurur, böyle vurur. Yıpratır, yıpratır, yıpratır. En sonunda yolların hepsini kendisine çıkarır. Tek bir yolla Fatih Terim Galatasaray'ın başına gelemez. Diyelim ki Ünal Aysal başkan. İşte Ünal Aysal'ın başkan olduğu bir Galatasaray'a Fatih Terim'in gelme şansı asla ve asla yoktur. Bunu bunu bir defa çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama şu anki mevcut durumda ya Fatih Terim gelmeli, ya Fatih Terim gelmeli, başka yolu yok diyorum. Mümkün değil, mümkün değil arkadaşlar. Bakın Fatih Terim rahat vermez, uzun vermez. Mevsim başından beri e, hem kendisi, hem adamları, hem bir takım yancıların e, Riekink'e yaptıklarını biliyoruz. Riekink'e huzur verilmedi, Riekink'e moral bırakılmadı. En son şu Yasin olaylarından neler yapıldı ya, neler yapıldı? Sanki e, operasyonu tek başına Riekink yaptı yani. Adam oturup da kendini takıma verecek, takımı hazırlayacak durumda değil ki. Ya adama kafasını yastığa koyduğu zaman mutlaka şunu düşünün. Acaba Fatih Terim bu hafta gelir mi? Haftaya mı gelir? Öyle mi olur? Böyle mi olur? Hep bunları düşünüyor. Huzur içerisinde çalışamıyor. E i̇çeriden başka yerli hoca zaten cesaret edip Fatih Terim'in ellerinin kollarının uzanacağı bir kulübe gelmez. Hiç kimse gelmez. Gelen de zaten ya Fatih Terim'in adamı olacak ya da başka türlü gelme şansı, orada başarılı olma şansı yoktur. O yüzden tezelden hemen milli arada gelmişken Galatasaray'ın yapacağı bir şey var. Gidecek e, işte Türkçe Federasyon Başkanı'na eğer bu e, ara Mart ayına kadar devam edecekse ki milli maçlarda yok o döneme kadar. Zaten Fatih Terim dünden razı. Gel kardeşim işte al Galatasaray'ın anahtarı, tapusu, her şeyi senin. Sen varken zaten biz başarılı olamayacağız. Buyurun istediğin gibi yap organize. ister küme düşür, ister şampiyon yap diyeceksin. Anahtarları teslim edip Fenerbahçe maçına Fatih Terim'le çıkacaksın. Başka yolu yok. Diyorum ya kim gelirse gelsin Fatih Terim varken huzur vermez. Zaten milli takım gönderilecek. Gönderildi, gönderilmedi ama onun en büyük idealinin hem milli takım hem Galatasaray olduğunu çok iyi bilenlerdenim. O yüzden teslim edin kardeşim e, anahtarı Fatih Terim'e. Fatih Terim istediği gibi at koştursun. Ne yaparsa yapsın. Bundan sonra benim diyebileceğim hiçbir şey yok. Tablo budur. Bu tabloyu kabul etsek de, etmesek de, görsek de, görmesek de budur kardeşim. M mümkün değil yani Galatasaray başka bir şekilde siz oraya kimi getirirseniz getirin Fatih Terim huzur vermez adamları huzur vermez içeriden el altından organize ettiği işte Ayhan Ayhan diyorsunuz Ayhan'ı getirip Rikerink'e yardımcı olarak koyan kim? Fatih Terim e, çıktı şimdi ha değişim de kaçınılmaz hale geldi bakın Levent Nazifoğlu maçtan sonra ne söyledi Başakşehir maçından sonra teknik olarak işte bir takım sorular soruldu dedi ki e, benim de kendime göre bir takım düşüncelerim var ama bunları söylersem teknik ekibi ayıp olur ya bu ne demek kardeşim? Bu ne demek? Bu teknik ekipten bir hayır gelmez, benim bunlardan hiç umudum yok, bunların işi bitti demektir. Evet Bir günde kovmadıklarınız kaldı. Şimdi bunu bir sorumlu söyleyebilir mi? Söyledi. Belki iyi niyetle söyledi. Şimdi Fatih Terim varken Fatih Terim gelir. Geldiği zaman da ne yapar ne yapmaz orası da beni çok fazla ilgilendirmiyor. Galatasaray zaman kaybetmek istemiyorsa eğer Fatih Terim de Fenerbahçe maçına e, takımın başında çıkmayı göze almaz. Onu, onu da size söyleyeyim yani. O Fenerbahçe maçından sonra görevi kabul eder. Öyle bir yere getirir ki uzatır uzatır Fenerbahçe maçından sonra göreve başlamak şartıyla mukabelesini de imzalar gelir takımın başına oturur. Bundan sonra ne olur? Tribünler bunlara ne kadar cevap verir? Ne kadar Fatih Terim yanında olurlar onu bilmiyorum ama ben şahsen Galatasaray'ı başarılı yaparsa bravo aslan yürü kardeşim yaptın derim hakkını veririm ama onun ötesinde Fatih Terim'in Galatasaray'a verebileceği hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Ee, niye bunu özellikle anlatma gereği duydum? Önümüzdeki günlerde bu yönde müthiş gelişmelerin olacağını biliyorum. Sizlerle de paylaştım. Haberiniz olsun. Tekrar buluşmak üzere inşallah diyelim. Siz paylaşımı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşünceye kadar hoşça kalın iyi günler olsun.